çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Kur'an-ı Kerim'de dua edin, duanızı kabul ederim buyuruluyor. Hadis-i Şerif'te ise Rabbiniz Kerim'dir. Kendine açılan eli boş çevirmekten haya eder. Duanın manası Allahu Teala'ya yalvararak ondan muradını istemek demektir. Allahu Teala dua edenleri sever, dua etmeyenlere gazap eder. Hadis-i şerifte dua müminin silahı, dinin de direğidir buyurulmuştur. Yine dua belayı önler buyurmuştur. Keza kaza ancak ve yalnız dua ile durdurulur. Yine sevgili peygamberimiz dua ibadetin aslı ve özüdür. Allah katında duadan makbul bir şey yoktur. Dua 70 türlü kazayı önler. Ömrün bereketini arttırır. Buyurmuştur sevgili peygamberimiz. Diğer bir hadis-i şerifte ise Bana ibadet yapmak istemeyenleri zelil ve hakir yapar, cehenneme atar. Evet bu konuda Başka ayet-i kerimeler var, Hadi i şerifler var. Hem de pek çok hadi i şerif var. İslam alimlerinin de <laughs> bu mevzuda çok güzel tavsiyeler var. Duanın kabul olması için yapılacak bazı işleri sayıyorlar. Ulema-i İslam. Mesela önce sahih bir imana sahip olmalı. İman düzeltmeli. El sünnet itikadında olmalı bidatlerden sakınmalı. Çünkü hadis-i şerifte bidat ehlinin duası kabul olmaz buyurmuştur. Sünen i i̇bn geçiyor. Abdesti olarak iki üzerine Kıbrı'ya karşı oturup dua etmeli ve duaya başlarken de Sübhane Rabbiyel Aliyyil A'lel Vehhab tesbihini okumalı. Duaya önce Besmele Allah-u Teala'ya hamdü sena ve Resulüne âlâ sahabına salatu selam ile başlamalı yine salavat-ı ile bitirmeli. Çünkü Allahu Teala salavat-ı kabul buyuruyor. Baştaki salavatı, sondaki salavatı kabul edip de ortasını atmaz hemen. Günahlarına tevbe etmeli, istiğfar okumalı. Farzları yapıp haramlardan ve kul haklarından sakınmalı. Sadaka vermeli. Adakta bulunmalı. İsmi Azam ve Esma Hüsna ile dua etmeli dilediğine kavuşmak için, dileğine kavuşmak için iki rekat namaz kılıp sevabını Sisile Ali'ye denilen alimden ruhlarına hediye etmeli. Bunların hürmeti hatır için kabul bul diye dua etmeli. Hayatı hırs usule uygun okunmalı. Duanın kabul olacağına inanmalı. Şuurlu dua etmelidir. Hadi-i şerifte sünnetimizde geçiyor kabul edileceğine inanarak dua edin. Gaflet edilen dua kabul olmaz. Duayı yalvararak yapmalı. Üçten fazla söylemeli. Kabul olmadı diye ümit kesmemelidir. Kabul olana kadar uzun zaman tekrar etmelidir. Bakın hadis i şerifte Rabbiniz şüphesiz haya ve kerem sahibidir. Kulları ellerini kaldırıp kendisinden bir şey istedikleri zaman onların ellerini boş çevirmekten haya eder buyurmuştur bir hadis-i şerifte. Diğer bir hadis-i şerifte dua eden üç şeyden hali değildir. Ya günahı affolur veya hemen hayırlı karşılığını görür yahut da ahirette mükafatını bulur. Yapılan duanın günahın affına sebep olması çok büyük bir nimet. İstediği bazen kendi lehine olmayabilir. Allahu Teala o kuluna acıyınca bu dünyada onun o isteğini vermiyor. La teşbih ve la temsil ana cadde üzerinde oturan bir adamın çocuğu ısrar ediyor baba bana bir bisiklet al diye. Kapının önünde süreceğim. Halbuki vızır vızır oradan arabalar geçiyor vuracak, çocuğu öldürecek. Baba bunun ısrarına rağmen almıyor. Şimdi burada baba bunun lehine davranmıştır değil mi benim? O çocuğun isteğini yerine getirmemiştir ama onun lehine e, bir durum sergilemiştir. İşte bazen kul hayırlı şerini bilmeden kendi aleyhine olacak şeyi istiyor. Allah -u Teala kulunu severse onu bu dünyada vermiyor. Ahirete tecil ediyor. Ahirette ona büyük karşılıklar ihsan ediyor. Hatta öyle diyecekmişiz ki keşke dünyada istediklerimizin hiçbirisi verilmeseydi de ahirette bu yüksek mertebelere, bu büyük derecelere kavuşsaydık diyecekmişiz hemen. Hemen bunları öğleyin arz etmiştik. Birkaç madde daha kaldı demiştik. Mesela sebeplere yapışmalıdır. Allahu Teala'nın adeti ilahiyesine uymadan, sebeplere yapışmadan, çalışmadan dua etmek uygun değildir. Müslümanlıkta hem çalışılır hem de dua edilir. Önce sebebe yapışmak, sonra dua etmek lazım. Eğer bir kişi çocuk çocuk sahibi olmak istiyorsa, Evlenecek. Bir kişi buğday elde etmek istiyorsa tarlayı sürecek, ekecek. Hasat yapacak. Değil Kıymetli vakitleri gözetmeli. Cuma günü ve gecesiyle öğle ile ikindi arası. Cuma günü, cuma namazıyla ikindi arası. Cuma gecesi, perşembeyi cumaya bağlayan gece. Ezan ve ikamet arası. Recep'in ilk gecesi. Malum Recep haram aylardandır. Ayet-i cellede esrarı billah. İnne'd-de'te'ş-şuhur 'indallahi isna aşara şahran fi kitabil la yamekeleke sema'ev ve'l-ard. Minha arba'atun hurum bulundurulmuştur. Allah katında. Ayların sayısı arz ve semavatı yarattığından bu yana 12'dir. Bunlardan dördü haram aylardı. Muharrem el Haram Recep el Fert Zilkade Zilhicce Muharrem birinci ay Recep yedinci ay Zilkade Zilhicce'de de on biri on ikinci aylar Şaban'ın on beşinci gecesi Berat gecesi oluyor on dördün on beşine bağlayan gece bayram geceleri hem Ramazan bayramı geceleri hem Kurban bayramı geceleri Arefe günü Ramazan gün ve geceleri, iftar zamanı, seher vakti gibi kıymetli zamanları ganimet bilmelidir. Yine duanın kabul olması için kıymetli halleri gözetmeli. Hastalıkta, aile ve vatandan uzak kalındığı zaman, farz namazlardan sonra, İhlas suresi okununca, yağmur yağarken, oruçlu iken, kalbinde incelik hissedince dua etmeli. Çünkü kalpteki incelik rahmetin giriş kapısının açık olduğunu işarettir. Hastanın garibin duaları makbuldür. Onun için hasta ziyareti yapmak sünnettir. Ondan dua almak lazım. Hadi i şerifte dertli müminin duasını ganimet bil buyuruldu. Allahu Teala evliyasının kullarına kabul edeceğini Kur'an-ı Kerim'de bildirmektedir. Maide suresinin 27. ayetinde mealen Allahu Teala ancak takva sahiplerinin ibadetlerine, dualarına kabul eder buyuruldu. Bakın hadis-i şerifte saçları dağınık, ve kapılardan kovulan öyle kimseler vardır ki bir şey için yemin etseler Allahu Teala onları doğrulamak için o şeyi yaratır buyuruldu. İşte öyle kimselerden de dua almalı. Muhterem cemaat bu meyanda işlerimizi hangi sıralamaya göre yapmalıyız konusu üzerinde de bir nebze durmak istiyorum. Büyük alim ve velilerden 5 asırlık mücedditlerden i̇mam Gazali Hazretleri 450 ile 505 yıllar arasında yaşamış. 55 senelik ömrü var. Çok kitap yazmış. Yazdığı kitaplar ömrüne taksim edilince her güne 18 sayfa düşmüş. taslak bir hesap yaptık. 362.455 sayfa kitap yazmış efendim. O zaman bilgisayar yok. Daktilo yok. Fotokop makinesi yok. Teksir makinesi yok. Matbaa yok. Efendim bir kitaba ulaşmak için aylarca yolculuk yapmak icap ediyor. Mevlana Halide Bağdadi Hazretleri İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatı şerifesinden bir nüsa temin etmek istemiş. Bir talebesini Bağdat'tan Hindistan'a göndermiş. Sekiz ayda gidip bir nüsa kitap getirmiş. Bugünkü ulaştırma vasıtalarının hiçbirisi yok o zaman. O şartlarda efendim bu kitapları yazıyorlar. İşte bu büyük alim ve veli İmam-ı Gazali Hazretleri ehem dururken mühimle uğraşmak dalalettir buyuruyor. Ehem çok önemli olan. Mühim az önemli olan. O halde en önemli olanı önce yapmalı. Elzem dururken lazımla uğraşmamalı. Efali mükellefin mükellef Müslümanlar yapacakları işler demektir. Ve sekizdir. Farz, vacip, sünnet, müstahap, mendup, mubah, haram, mekruh ve müfsid. Mubaha mendup da derler. Farz, vacip, sünnet, müstahap. Dördü emredilenler. Mubah ortada öbür tarafta da haram, mekruh ve var. Onlar Onlarda yasak edilenler. Buhari'de geçen hadisi kutsi şöyle buyuruyor. Malum mana Allahu Teala'ya söz peygamber Efendimiz'e ait olursa ona hadisi kutsi diyoruz. Hem lafız hem mana Allahu Teala'ya ait olursa ona vahiy diyoruz. Ama hem mana hem lafız Peygamber Efendimiz'e ait olursa ona da hadis-i şerif diyoruz. Cenab-ı Hak kutsi de buyuruyor ki, sayı Buhari'de geçiyor hemen. Kulum, farzları yapmakla bana yaklaştığı gibi başka bir şeyle yaklaşamaz. Kulum, nafile ibadetleri yapınca da onu çok severim. Öyle olur ki, benimle işitir, benimle görür, benimle her şeyi tutar, Benimle yürür, benden her ne isterse veririm, bana sığınırsa ona korurum. Bakın birinci sırada farzlar zikrını efendim, Farzlar. Şeytan aleyhine insanları e, nahfillere yönlendirmek ister, farzları yaptırmak istemez. Adam zekatını vermez, gider oraya buraya sadaka dağıtır. Adam kazaya kalan farzlarını kılmaz gider nafile namaz kalar. Adamın birisi savra kalkarmış fakat oruç tutmazmış. Kadın bir gün kızmış. Ulan be adam gece yarısı beni tatlı uykumdan uyandırıyorsun. Sana yemek hazırlıyorum. Oruç tuttuğun yok demiş. Niye beni böyle sıkıntıya sokuyorsun? Tövbe 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 demiş. Ulan be kadın. Namaz yok, oruç yok. Savrada kalkmayalım da hep mi gavur olalım demiş. <laughs> yani ne biçim perhiz, ne biçim lahana turşusu diye buna demezler mi efendim? Ve adam ya bu savura kalkmak niçin ya? Oruç tutmak için ya. Güzel, kuvvetli bir, sağlam bir oruç tutmak için ya. Bu niye benzedi biliyor musunuz? 1970 yılında ben Deniz Balıkesir Ordunat Okulu'ndaydım. Bölük komutanı dedi ki oruç tutmak isteyenlere savur yemeği vereceğiz dedi. Hemen ben de fırsatı ganimet bilerek çıktım meydana. Oruç tutmak isteyenler ellerini kaldırsınlar dedim. Yazdım oruç tutacakları. Bakıyoruz savur kalabalık. Yahu kahvaltıya bakıyoruz. O da kalabalık. İkisini toplayınca bölüğün sayısından fazla. Bölük komutanı liste alıyormuş. Bölüğün sayısını geçiyor. Kafasının tası atmış. Çıktı içtimaya. Ulan sahtekarlar dedi. Oruç tutacaksanız adam gibi mertçe tutun dedi. Yiyecekseniz de size bir şey diyen yok. Kahvaltı veriyoruz. Adam olun dedi. 200 olmayın. Ondan sonra eşitlendi efendim. <laughs> Kahvaltı yapanlarla sahur yapanların sayısı eşitlendi. Bölüğün sayısını geçmez oldu. Abi bizim yanımıza geliyor, oruç tutuyor, numarası yapıyor. Öbürlerin yanına gidiyor, ben sizdenim, oruç filan tuttuğum yok diyor efendim. Hakikaten insanoğlu acayip ya, vaziz ya. İnsanoğlu acayip ya. Bir hadisi kutsi de daha, Mişkatül Mesabih'te geçiyor. El Camii Sayyide var. Ey kulum, emrettiğim farzları yap. İnsanların en abidi ibadet edeni olursun. Yasak ettiğim haramlardan sakın. Vera sahibi olursun. Verdiğim rızka kanaat eyle. İnsanların en ganisi zengini olursun. Kimseye muhtaç kalmaz. Efendim bakın. <laughs> Efali mükellefinin uygulanma sırası hakkında İslam alimlerinin bazı tavsiyeler var. Buyuruyorlar ki evvela haramdan kaçmak lazım. Birinci sırada bu gelir. Farzı yapmaktan önce gelir. Mekruhtan kaçmaktan sünneti yapmaktan önce gelir. Mekruh işleyerek sünnet yapılmaz. Bir haramdan sakınmanın sevabı bir farzı yapmanın sevabından kat kat çoktur. Bir farzın sevabı ise bir mekruhtan sakınmanın sevabından daha çoktur. Mekruhtan sakınmanın sevabı da sünnetin sevabından çoktur. Büyük alim ve velilerden İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki Allahu Teala'nın razı olduğu işler farzlar ve nafilelerdir. Farzların yanında nafilelerin hiç kıymetleri yoktur. Kendine göre bir kıymeti vardır. Ama farzlara kıyaslandığında kıymeti yok. Kömürün altına mukayesesi gibi. Bir farzı vaktinde kılmak, bin sene nafile ibadet yapmaktan daha çok faydalıdır. Hatta bir farzı yaparken, bunun sünnetlerinden bir sünneti ve edeplerinden bir edebi yapmaktan başka nafileleri yapmaktan kat kat daha kıymetlidir. Şu halde aziz cemaat önce doğru bir imana sahip olacağız. Sonra haramlardan sakınacağız. Sonra farzları yapacağız. Sonra mekruhlardan kaçacağız. Sonra sünnetleri yapacağız. Sonra da işte müştahap, mendup, adab onları yerli yerince yapmaya çalışacağız. Peki bu asırda İslamiyet'e hizmet etmek isteyen bir kimse ne yapmalıdır diye hatırımıza bir sual gelebilir. Bütün saadetlerin başı Peygamber Efendimiz'i tanımak ve onun tebliğ ettiği İslamiyet'e uymaktır. Kurtuluş yolu Resulullah'ın izinde olmaktır. Hak ile batıl ayıran alamet Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem uymaktır. Onun dine yani ahkam-ı İslamiye uymayan her söz, her yazı ve her iş kıymetsizdir. Bakınız ayet-i cellede estağfurullah. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettebi'uni yuhbibkum Allah ve yagfir lekum Vallahu gafurur rahim buyurmuştur. Ey Habibim de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana ittiba ediniz, bana uyunuz. Ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Efendim Allahu Teala'yı sevmenin alameti Resulullah Efendimiz'e uymaktır. Ona tabi olmak. Bu bakımdan onun varisi durumunda olan büyük alim ve velilerin kitaplarını da hazmederek okuyup doğru bir şekilde anlamak ve bunları başkalarına anlatmak, tebliğ etmek lazım. O büyüklerin kitaplarını insanlara ulaştırmak zamanımızda yapılabilecek en büyük hizmettir. Hemen yolda giden birisine Kardeşim bir dakika. Şurada ben sana 5-10 dakika bir nasihat etmek istiyorum desen. Yürü lan. Git kendi evinde yap nasihatini diye. Ama desen ki şeker kardeşim. Ya ben bir kitap almıştım. Okudum ya çok faydalı. Kabul edersen ben bunu sana hediye etmek istiyorum desen. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Beye. Hay hay. Alıp zevkle okurum der. Efendim yani tebliğatın da bir usulü var ya. Usulü var şartlara göre usulü var değil mi benim? Ankara'da bir kız bir oğlanla parkta biraz böyle acayip laubali şekilde oturuyorlar diye bekçi geldi ikaz etti. Ne oldu? Her taraflarda ya. Bütün parklarda, bahçelerde, duraklarda kız oğlana sarılmaya başladı ya. Yani Allahu Teala edep versin, haya versin ahlak versin. İman versin efendim. Bir hadis-i şerifte buyruluyor ki bid'atlar yapılıp bu ümmetin sonra gelenleri öncekilere lanet edince ilim sahipleri bunu herkese bildirsin. Bildirmeyip ilmini gizleyen Kur'an-ı Kerim'i gizlemiş sayılır. İbn Asakir. Her Müslüman gücü nispetinde yani sünnet alimlerin eserlerini yaymaya çalışarak bu vebalden kurtulmaya gayret etmelidir. Bozuk kitapların dağılmasına sebep olmak da ayrıca vebaldir. Vakit geldi toparlayalım. İslamiyet'e hizmet etmek isteyen sevimli yani güler yüzlü tatlı dilli olmalıdır. Az cemaat. Yani hayvanlar bile yumuşaklıktan anlıyor efendim. Bitkiler bile anlıyormuş yahu. Fakülteden emekli olmadan evvel 215, 2015'te emekli oldum. Dedim ki yavrularım, çocuklara nasihat ediyorum. Bakın dedim ya bir köpek yavrusunun böyle sırtını sıvazlasan, kedi yavrusunun sırtını sıvazlasan, geliyor ya yüzünü gözünü, ayaklarına sürüyor dedim ya. Bu yumuşaklıktan hayvan bile anlıyor deyince bir kız parmak kaldırdı. Hocam dedi ya benim annemin bir çiçeği var dedi. Annem ona canım, gülüm, şekerim, cicim diyor. Çiçek açılıyor. Ben de geliyorum. Pis çiçek, kötü çiçek diyorum. Çiçek kapanıyor dedi. Aman kızım dedim ya bu çiçek bana lazım. Bunun adı ne? Küstüm çiçeği dedi. <laughs> Aziz Cemal emin olun çiçek bile anlıyormuş ya Güzellikte. Dahası var efendim. Japonlar Japonya'da laboratuvarda bir bardağı bir su doldurmuşlar. Ona çok güzel sözler söylemişler. Kristaller gayet düzgün şekilde sıralarmış. Ama bir bardağı daha su koymuşlar. Ona da kötü sözler söylemişler. Onun kristalleri de böyle darmadağınık olmuş. Ya su bile anlıyor ya. Yumuşaklıktan, güzellikten, güzel sözden, güzel davranıştan değil mi ben? Bunu niye söyledim muhterem cemaat? Bakın güler yüz ve tatlı dil bu asrın cihadıdır. Başarının sırrıdır. İslamiyet'i sevdirmek istiyorsak tatlı dil ve güler yüzü olacağız. Müminlik alametidir. asık surat, çatık kaş, kafirlik ve münafıklık alametidir. herkes öncelikle sevdiğini dinler, sevmediğini dinlemez. Allahu Teala Resulüne ey Habibim sen eshabına sertlik gösterseydin senin yanında kimse kalmazdı herkes dağılırdı. Buyuruyor. Hangi ayet kerim o? Estağfirullah. Fe bima rahmeti min Allahi linte lehum ve lev kunte fazlan galizal kalbi lan fatu min havli. Allahu Teala'nın rahmeti sayesinde onlara karşı yumuşak oldu. Eğer kaşin sert, katı kalpli olsaydın etrafından dağılır giderler. Az cemaat bir misali daha siz hatırlayacaksınız. Allahu Teala kelimullah olan Hüllezi peygamberlerin eftaliyette üçüncü sırasında olan Musa Aleyhisselam'la abiyi Harun Aleyhisselam'ı Firavun Mel'ununa gönderirken Estağfurullah, Fekula lehu kavle buyuruyor. Ona yumuşak söz söyleyiniz. Kim gidilen adam? Tanrılık iddiasında bulunan bir Mel'un yahu. Bir büyük peygamber gidiyor. Hem de abisiyle birlikte. iki kişi birlikte. Ona yumuşak söz söyleyiniz buyuruyor Cenab-ı Hak. Onun için öyle hocaların Böyle kürsülere çıkıp cemaate hakaret etmesi kat'i surette uygun değildir. Caiz de değildir efendim. Hiçbir İslam alimi böyle yapmamıştır. Bunların yanında mutlaka cömert olmalı. Ayrıca söylediklerinden bir menfaat, hediye, taltif beklentisi olmamalı. Ne diyor şimdi insanlar? Ulan diyor bir gaz gelecekse tavuk gönderelim. Yoksa tavuk da boşa gitmesin diyor. Yerin dibine bassın senin kazında tavuğunda yav. Allahu Teala Hazretlerinin hiç rızası yok mu yav? Bak değerli hocalarımız burada biliyorlar ya Esenca varı duanu minallahi ekber. Allah'ın rızası her şeyden büyüktür buyuruyor değil mi hemen? Onun için dini tebliğ eden insanlar Allah rızası için fahri olarak hiçbir menfaat beklemeden bu işi yapacaklar. Tatlı dilli ve güler yüzlü olacaklar. Allahu Teala hepimizi onlardan eylesin ben. صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة